Yani senin anlayacağın dedeciğim, ben buraya gelene kadar başıma gelmedik şey kalmadı. Sen nasıl geldin dede buraya? Trenle geldim kızım. İyi de İstanbul çok büyük bir yer yani, hiç korkmadın mı kaybolmaktan? Oo, ben bir vakitler bu kentin üzerinden uçakla gözlerim kapalı uçardımmış. Kaybolur muyum kızım? İyi de yani en azından bir gelmeden bize böyle önceden telefon etseydin, bir haber etseydin, bir şey yapsaydın. Biz seni böyle garda güzel güzel karşılardık hep beraber, değil mi? Telefonda ben seni çok aradım kızım. Çıkmadın. Telefonunu iş yerinde unutmuşsun. İş yerinde? Evet. Telefonla patronun baktı da ona söyledim buraya geleceğimi. O da eksik olmasın. Ta gara kadar geldi özel arabasıyla, alıp beni buraya getirdi. Ya sizin burada da park yeri bulmak ne kadar zormuş ya. Gelme o zaman, sana gel diyen mi var? Müsaadenle girebilir miyim içeri? Girdin zaten. Hop, şişt, ne yapıyorsun ya? Git terlikler ayağına. Geç. Merhaba. Dün akşam Mehmet dede şirket telefonunu aradı. Sabah erkenden İstanbul'da olacağım deyince, senin de araban yok. Ben dedemi bekletmeyeyim, alıp getireyim dedim. İyi yapmış mıyım? İyi yapmışsın, teşekkür ederim. Bu telefonu bir daha geri vermek yok. Herkes seni çok merak ediyor ulaşamayınca. Tamam, peki, vermem. Evladım, ayakta kaldınız. Otursanıza şöyle ya, boynum tutuldu. Büyüyünce aslan gibi bir delikanlı olmuş seninki. Benimki mi? Ne kadar büyüsen de gözün, kaşın, mizacın aynı kalıyor. Ben seni oradan tanıdım. Dede, sen Rüzgar'ı başka biriyle karıştırdın galiba. Evet, bu resimdeki küçük çocuk değil mi? Ha? Hani siz çok küçükken bu gölde boğulmuştu da neredeyse. Sen onu kurtarmıştın ya. O çocuk değil mi bu? Sonra da sana evlenme vaadinde bulundu. O çocuk ha? Neydi adın senin? Hatırladım. Sen Emrecan değil misin? Dede, hayır. Bak, Emrecan tam karşımda oturuyor sana şu anda. Bu mu? Bu derken kısaca Emrecan da diyebilirsiniz bana dedeciğim. Dedeciğim, ya aynı zamanda Rüzgar'la Emrecan birbirlerinin çocukluk arkadaşı. Rüzgar benim patronum oluyor. Daha doğrusu patronum oluyordu. Şimdi de kendisi ülkemizin popstarı. Ondan sonra değerli bir müzisyeni, kıymetli bir ses sanatçısı. Kusura bakma evladım, ben şarkıcı takımını pek takip edemem de. Önemli değil dedeciğim. Dedeme bakın ya, ikisini birbirine karıştırdı olacak iş değil. Çok garip. Ne garip? Ben Rüzgar'ı ilk bakışta o resimdeki çocuğa benzetmiştim. Çünkü o fotoğraftaki küçük çocuğa daha çok benziyor o. Dede, olur mu öyle şey? Bak, gerçek Emrecan burada işte. Bence senin gözler birazcık bozulmuş. Benim gözlerim mi? Ben savaş pilotuyum. Bende Şahin gözü var. Gözlerimde hiçbir bozukluk yok. Alınma dede ya, şaka yaptım sana. Yerim seni ben. Öyle öpsün bir.
Oh, yürüm seni. Ne? Seni. Benim tatlı torunum nasıl kızılır buna? Efendim, benim bu güzel torunuma baktığınız için size çok teşekkür ederim. Ve ayrıca evinizin kapısını açtığınız için sağ olun. Aman efendim, hiç önemi yok. Biz Ceylan'ı kızımız bildik. Evet. Ya ben gelirken hediyeler getirmiştim Ürgüp'ten. Nerede o bavulumda? Bavulum nerede evladım? Ben dedemin bavulunu arabada unuttum. Onları kapıp geleyim. Dedemin? Dede, ben hemen geliyorum. Peki kızım. Rüzgar. Dedemin beni bulmasına yardım ettiğin için çok teşekkür ederim. Ya bu iyiliğini asla unutmayacağım. Urgup değil mi? Urgup diyor, burada patates soğancı var. Peri bacalarını bir daha biz göremedik. Bu kadar mı yani? Ne bu kadar? Yani giderken bir veda bile etmiyorsun. Çok kızdım yani ona. Yo, ben zaten dün karar verdim. O yüzden öyle söyleyebileceğim bir şey değil. En azından bir telefon edebilirdim. Ben sana hala kızgın ve öfkeli olduğum için çok fazla içimden gelmedi sana bunun haberini vermek. Deden buraya geldiğine göre artık o zaman Ürgüp'e dönüşünü erteliyorsun demektir. Yani bilmiyorum ki, aslında dedemle bir konuşmak lazım. Yani birkaç gün daha kalır, ondan sonra Ürgüp'e beraber geri döneriz diye düşünüyorum. Harika. O zaman bu gönlünü alıp beni affetmeni sağlayacak kadar zaman olduğunu gösterelim. Neyse, ben dedemi yukarıda daha fazla yalnız bırakmayayım. Görüşürüz. Görüşürüz.